Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bugünkü videomuzun konusu dizinde kireçlenme olanlara yönelik 4 etkili egzersiz olacak. Ancak bu 4 etkili egzersizi ayakta uygulayacağız. Hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağız. Sadece sırtımızı duvara yaslayarak yapmaya çalışacağız. Özellikle dizinde kireçlenme olup ayaktayken ağrı yaşayanlar, merdiven inip çıkmakta güçlük yaşayanlar en etkili ama kolay bir şekilde bu bölgedeki kasları nasıl aktive edebilir ya da o aktivasyonla birlikte ağrıları nasıl azaltabilir sorularının yanıtlarını bu egzersizlerle vermiş olacağız. Yapabileceğiniz gerçekten ayaktaki en kolay egzersizler. Burada en önemli kriter düzenli ve disiplinli davranmaktan geçiyor. Eğer ayakta yapamıyorsanız ama günlük hayatınızda da artık bu kireçlenmeye bağlı ağrılar çok ciddi sıkıntı yaratıyorsa buradan çıkan linkte de yatarak uygulanabilecek diz ağrısı, diz kireçlenmesi egzersizlerine ulaşabilirsiniz. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan direkt YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videodaki egzersizlerde özellikle belirtmem lazım. Hiçbir yaş sınırı yok. Yapabildiğiniz ölçüde kendinize uygun bir şekilde ilerlemeniz, ilerleyen dönemde çok daha iyi yapmanıza ve yaşam kalitenizin artmasını sağlayabilir. Hemen gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza devam edelim. İlk yapacağımız egzersiz son derece basit bir egzersiz. Hafif kalça bölgesini, bacakları hareketlendirerek başlayacağız. Özellikle yük aktarırken yani adım attığında sızlamayı ya da kısa süreli ayakta kaldığınızda dizlerinizin etrafında ağrılar oluyorsa özellikle bu egzersizleri başlangıç egzersizleri olarak düşünüp başlayabilirsiniz. Ve ilerleyen dönemde daha iyi kuvvet yükleyebileceğiniz egzersizlerle devam edebilirsiniz. Öncelikle ben sırtımı duvara bu şekilde yaslayacağım. Bakın dizlerimi çok bükmüyorum. Çok büktüğümde vücudumun ağırlığı bineceği için rahatsız hissedebilirsiniz. Erken dönemde sırtımı şu şekilde yukarı taşıdığım pozisyonda, ellerimi istersem duvardan destek alacak şekilde bir sağ bacağımı, bir sol bacağımı, bir sağ bacağımı, bir sol bacağımı yukarı doğru çekerek başlayacağım. Bunu her yaptığımda gövdemin bir kısmının ağırlığı diğer tarafa doğru binecek. Hem karın ve sırt kaslarım hem bacak kaslarım yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak. Özellikle bu egzersizler az önce de söylediğim gibi merdiven inip çıkmakta çok faydalı olacak egzersizler. Bu şekilde her sağa geldiğimde 1, 2, 3 olacak şekilde içimden 15'e kadar sayacağım. Bunu yaparken eğer dizimde bu seviyede ağrı yoksa hafif aşağıya doğru inip aynı egzersizi hafif hafif aşağıda da yapabilirim. Özellikle diz ağrısı yaşayanlara bu egzersiz çok iyi gelecek. 15 tekrar sağ bacağımı yukarıya çektim. Hemen duvardan destek aldım. Bir dinlendim. Bu egzersizi en az 3 kez tekrar edeceğim. Yani bu egzersizden 15 tane yaptım. 30-45 saniye dinlendim. Bir 15 tekrar daha, 15 tekrar daha yapmam gerekiyor ki ikinci egzersize geçiş yapalım. İkinci egzersizimiz de son derece basit. Belimi, karnımı, sırtımı duvara yasladıktan sonra bir sağ ayağımı yukarı, bir sol. Bakın topuğumu yukarı çektim, bıraktım. Çektim, bıraktım. Böylece yürüyüşümü kolaylaştıracak, diz ağrımı azaltacak bu bölgedeki kas gruplarını aktive edeceğim ve çalıştırdıkça ilerleyen dönemde orada kuvvet kazanımı olacak. Bununla birlikte merdiven inip çıkarken bu egzersizlerle birlikte o bölgedeki kasların çok ciddi faydası olacak. Eğer çorapla ayağınız kayıyorsa çorabınızı da çıkarabilirsiniz. Vücudunun ağırlığını komple öne veren kişilerde birazcık çorap kayganlaştırabilir durumu. Bu egzersizde de her yukarı geldiğimde özellikle parmak ucunu basarak bütün ayağı yukarı doğru itmeye çalışın. Her sağa geldiğimde 1, 2, 3 olacak şekilde sizden ricam 10'a kadar da bu egzersizi yapmanız olacak. Eğer bu seviyede biraz ağrı varsa hafif bacaklarımı yükselteceğim ve bu seviyeden devam edeceğim. 10 tekrar yaptıktan sonra yine destek aldım. Bir dinlendim. Yük aktarmaya devam edeceğim.
Bundan da 3 defa daha yapacağım. Yani toplamda 4 sette bundan yapacağım. Çok güzel bir şekilde bu bölgedeki kas grubunu hissedeceksiniz. Ve yaptıkça çok daha kolay yapar hale geleceksiniz. Bunu da unutmayın. Sıradaki egzersize devam edelim. Çalıştırmadığımız bir kas grubuyla devam edeceğiz. Duvardan destek aldım. Parmak ucunu bu sefer kendime çektim, bıraktım. Kendime çektim, bıraktım. Bu hem dizlerimin etrafındaki kasları çalıştıracak, hem de ayak bileğinin şu üst kısmında gösterdiğim alandaki kasları çalıştıracak. Yine sırtımı, belimi duvardan ayırmadan bu şekilde parmak ucunu kendime çekerek her sağa geldiğimde 1, 2, 3 olacak şekilde 10'a kadar sayarak uygulama yapacağım. Bu özellikle şu bölgeyi de çok güzel hissetmenizi sağlayacak. Ama ayak bileğin üst kısmındaki kasların uyarılması merdiven iniş ve çıkış sırasında size çok ciddi destek sağlayacak. Aynı zamanda kuvvetlenmesi de ağrılarınızı azaltabilecek. Her sağa geldiğimde 1 olacak şekilde yine 10'a kadar sayarak iyice parmak ucunu kendime çekerek 4 sette bu egzersizi yapacağım. Bazılarınız ağrıdan dolayı tam çekemeyip parmak ucunu çok hafif kaldırabilir. Birazcık daha duvara yaklaşın böyle durumlarda. Yine de tam yukarı çekmeye çalışın ki oradaki kaslar tam hareket açıklığında uyarılabilip kuvvetlenebilsinler. Erken dönemde çok iyi yapamıyorsanız bile ilerleyen dönemde yapabilmek için birazcık kuvvet harcamanız gerekiyor. Ve son olarak hiçbir şey yapmadan İnebildiğim seviye kadar inip duvar oturuşu yapacağım. Bunun için sırtımı, omuzlarımı komple duvara yaslayarak uygulama yapmam gerekiyor. Çok derine inerek bacak kas kuvvetiniz yetmiyorsa kendinizi zorlamanıza gerek yok. Ancak bu seviyeye indim, hiçbir ağrım yoksa bu seviyede 20 saniye bekleyerek egzersizi uygulayacağım. İlerleyen dönemde çok daha iyi hissedersek daha da derine ineceğiz. Sanki arkamızda bir sandalye varmış gibi oturarak egzersizi uygulayacağız. 20 saniye bu pozisyonda bekledim. Sırtımı, belimi yasladım. 20 saniyede zaten bütün bacak kaslarını çok rahat hissedeceğim. Yavaşça doğrulacağım ve bundan da 3 set daha tekrar edeceğim. Dinlenme aralarınız 30-45 saniyeyi lütfen geçmesin. Ve bunu yaparken ağrısız olduğum seviyeye kadar oturduğumda dizlerinizi lütfen kontrol edin. Dizler içe dönmesin, ayaklarınız dışa dönmesin ya da bazılarınız bir ayağını öne bir ayağını geri koyuyor. Bu da vücudun farklı yük almasına neden oluyor. Biz ne yapacağız? Mümkün olduğunca eşit seviyede ağrım olmadan belimi, sırtımı, omuzlarımı da hatta yaslayarak bu pozisyonda kalmaya çalışacağım. En az 20 saniye kalarak 4 sette bu egzersizi yapıp kalça, bacak bölgesine çok güzel bir kuvvet uyarısı vereceğim. İnanın bu egzersizleri 4-6 hafta düzenli yaptığınızda hiçbir de ekipman gerektirmediği için çok daha rahat hissedebilirsiniz. Bu konuda düzen ve disiplin her şeyden önemli. Umarım fayda görürsünüz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Hiçbir ekipman gerektirmeden bir duvarın önünde kolaylıkla yapabilirsiniz. İster televizyon izlerken yapın, isterseniz müzik dinlerken uygulayın, hiç fark etmez. Önemli olan bu egzersizleri en az 4-6 hafta boyunca devam ettirmek. İlerleyen dönemde eğer kuvvetiniz arttı, artık bu egzersizler basit geliyorsa da yine buradan çıkan linkteki diz kireçlenmesinde ileri seviye kuvvetlendirme egzersizlerine göz atabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt aşağıdan YouTube yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.